Modern düşüncenin skolastik dönemden farkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Adana, edebi ifade biçimleri ve dil farklılaştı. Ortaçağ düşünürleri Latince yazdılar. Modern dünyada ise 17. yüzyılda Latince eserler yazılmakla birlikte ana dil kullanılmaya başladı. Ve 18. yüzyıldan itibaren tam olarak yaygınlaştı. Doğru mudur hocam? Doğrudur. Hatta ana dille birlikte çevirilerle birlikte İncil çevrilmiş ve reform hareketleri başlamıştır. Bursa'ya bakalım. Orta çağda ister latince olsun ister ana dillerde olsun filozoflar özgün yapıtlar ve çalışmalar ürettiler. Modern dünyada ise yani dönemde ise belli birkaç filozofun ve dini metinlerin yorumları yapılırdı. Tam tersini söyleyecekmiş. O yüzden cevap Bursa'dır. Orta çağda belli birkaç filozofun ya da dini metni yorumları yapılırdı. Modern dünyada ise ana dil kullanılmaya başlamış latincenin yanında ki bunu Adana'da söylemiştik. Ceyhan'a bakalım. Modern dönemde Descartes'in düşünüyorum o halde varım ile açık örneği sergilenen kişinin kendisinden hareket eden bir düşünce başlamış mıdır? Evet. Nesneden hareket etme yerine özneden yani insandan hareket eden bir düşünce yapısı başlamıştır diyebiliriz. Denizli'ye bakalım. Orta filozofları aynı zamanda Hristiyan teolojisi öğreten üniversite hocalarıydılar. Modern dönemde felsefe ruhban sınıfının tekelinden kurtulmuş okullardan, manastırlardan, üniversitelerden dışarı mı taşmıştır, dışarı mı çıkmıştır? Kesinlikle evet. Edirne'ye bakalım. 17. yüzyıldan itibaren eğitimli ve kültürlü insanlar arasında felsefe yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Kamunun ve halkın faydasına yönelik bir uğraş haline gelmiş midir? Gelmiştir hocam. Cevap Bursa'dır. Parçaya dönerek aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Skolastik felsefe gerçekten sadece Hristiyanlık dogmalarına dayalı ve onunla sınırlı bir düşünce miydi? İddia ve görüntü bu yönde. Modern ve skolastik ayrımı da genellikle buna dayandırılır. Oysa 13. yüzyılda Thomas Aquinas felsefenin dinden ayrı bağımsız bir çalışma alanı olduğunu söylüyordu. Öncüsü 12. yüzyılda yaşamış Roskelinos zirvesi okyanlı William olmak üzere 14. yüzyıl normalist düşüncesi teoloji ve felsefe arasında kesin bir sınır çizdi, kesin bir sınırlar çekti diyebiliriz. Oysa 17. yüzyılda modern felsefenin Babası sayılan Descartes'in kendi felsefesini Katolik Hristiyan dogmalarının talebiyle uyumlu kıldığını, yine George Berkeley'nin amacının ateistlere ve kuşkuculara karşı İncil'in gerçeklerini öğretmek olduğunu görürüz. Yani öyle bize bahsedilen gibi skolastik felsefe ile modern felsefe arasında kesin bir kopuş vardır diyemeyiz. Bakın ortaya atılan düşüncelerin yine 17. yüzyılda devam ettiğini, devamlılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Şimdi şıklarda bunu bulalım. Adana, skolastik dönem modern dönemin temellerini oluşturan fikirleri geliştirmiş midir? Yani bir takım fikirler ortaya atılmıştır. Tamamen ondan kopuk değildir ama direkt bununla mı ulaşabiliriz, bu mu vurgulanmış? diyemeyiz. O yüzden bir bir kalsın bence. Diğer şıklara da bakalım. Skolastik ve modern dönem düşünümleri arasında din ile ilgili tutumlar arasında sürekli var mıdır? Evet devamlık olduğunu söyledik. Aradığımız buydur. O yüzden Adana'yı eleyebiliriz. Peki Ceyhan'ı neden eleriz? Modern dönem düşünümleri din karşısında aldıkları tavırla skolastik düşünün kesin arıldır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Dersek Descartes'ı ya da işte George Berkeley'i nereye koyacağız? Değil mi? eleyelim. Denizli'ye bakalım. Modern ve skolastik dönem arasında fikri geçişler yok mudur? Vardır hocam. Edirne'ye bakalım. Skolastik dönem din konusunda dogmatik, modern dönem ise kuşkucu ve yaslayıcı bir tutum içerisinde olduğu söylenir. Görüntü bu yöndedir ama devamı bu yönde olmadığını görüyoruz. O yüzden cevap Bursa'dır. Parçaya göre Kopernik'in mistik ve örtük bir dil kullanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Kilisenin dogmalaştırdığı yer merkezi evren sistemi yerine merkezinde güneşin bulunduğu bir evren sistemi ortaya koyan Kopernik daha kitabını yayınlamadan kilise çevrelerinin den gelen alay ve tepkilerle karşılaşır. Kopernik ölümüne yakın yayınlanan eserinde mistik bir ifadeyle güneşi şöyle tasvir eder. Evrenin merkezinde güneş taht kurmuştur. Bu görkemli tapınakta her şeyi bir anda aydınlatan güneş dediğimiz bir nur kitlesi için daha saygın bir konum düşünülebilir mi? Güneşi evrenin lambası ve bilge yöneticisi diye övenler olmuştur. Güneş tahtına kurulmuş bir sultan gibi diyor. Çevresinde dolaşan gezegenleri çocukları gibi yönetir. Yani evrenin merkezinde evet güneş vardır ama ben bunu direkt söyleyemiyorum diyor. Etrafında her şey dolaşıyor. Güneş her yeri nur gibi aydınlatıyor. Ama ben bunu mistik olarak söylüyorum. Neden söylüyor hocam bunu? Korkudan söylüyor. Çünkü bakın kilise direkt tepki göstermiş. Bu tepkiden çekindiği için bu dili kullandığını söyleyebiliriz. Şimdi bulalım bunu. Adana Hristiyanlık inancını değil doğu kökenli mistik inançları benimsemiş olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Bursa'ya bakalım. Bilimsel bir dil yerine mistik dille halka daha kolay ulaşacağını düşünmüş mü? Hayır, kilisenin çekindiği için yapmış. Bunu da ele gitsin. Ceyhan, kilisenin tepkisini çekmeden Güneş Merkezi Evren Sistemini savunmaya mı çalışmış? Evet, aynen bunu söyledik. Denizli'ye bakalım. Yer Merkezi Evren Sisteminin fizik ve astronomi açısından yanlışını göstermeye çabalamış mı? Hayır, çabalamamış. Bunu da eleyelim. Edirne'ye bakalım. Gizemli anlatımının matematiksel ifadelerden daha çok kesinlik kazanmasını söyleyebilir miyiz? Hayır, matematiksel ifadeler daha kesindir. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Parçadaki sözüyle Bacon bilimsel araştırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? İnsanlığın mutlu ve aydınlık geleceğine yönelen aklı ve güvenilir bilgiyi yanlış bilgilerden, yerleşik tabulardan kurtarmak gerektiğini ifade eden Fransız Bacon bu doğrultuda bilim insanına bilimsel olma yönünde yeni bir amaç belirler. Bilim insanı ne ağını içinden çekerek öğren örümcek gibi ne de çevresinden topladığıyla yetinen karınca gibi davranmalıdır. Peki hocam nasıl davranmalıyız? Devam ediyor bilim insanı topladığını işleyen, düzenleyen bal arısı gibi yapıcı bir etkinlik içerisinde olmalıdır. O halde Bacon'ın bilimsel araştırma için vurguladığı şey son parçada var mıdır? Var hocam. O halde onu bulalım. Adana hakikatin sadece deneysel ve gözlemsel veri toplama tekniğiyle ortaya konulduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır diyor ki sadece veri toplama tek başına işe yaramaz. Ele gitsin. Bursa bilgiye ulaşmada akla gerek olmayıp deneyle yeterli olduğunu söyledi mi? Söylemedi. Bakın o zaman burada aklı niye övdü? Niye övdü değil mi? Burada aklı övdüğüne göre akla gerek olduğunu da söylüyordur. Ele gitsin. Ceyhan, salt düşünmenin de sadece veri toplamının da yetersiz olduğunu vurguladık mı? Vurguladık. Aradığımız cevap bu mu? Evet. Nerede hocam? Son paragrafta. Denizli'ye bakalım. Otoriteler yerine doğaya doğrudan başvurmanın gerektiğinden bahsetmedik. Bütün kişisel kabul ve inançlarını arınmak gerektiğinden bahsetmedik. Ha bu Beyken'in savunduğu görüşler olabilir ama parçada olmadığı için onları eledik. Cevap Ceyhan. Parçada hareketle modern düşüncenin kurucularından olan Bacon'a ilişkin aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bakalım. Her ne kadar zaman zaman tanrı tanımazlıkla suçlanmış olsa da Bacon'ın tanrı tanımazlığa karşı olduğunu açık bir şekilde ifade etmiştir. Yani belirtmiştir. Doğrudur felsefesi seküler olabilir diyor ya da fazla akılcı olabilir. eserine teolojiye yer vermemiş olabilir. Ama diyor öte yandan bu evrensel çerçevenin başı boş olduğunu düşünmektense kutsal efsanelere inanırım daha iyi. Yani evren başı boş değildir diyor. Devam ediyorum. Az felsefe insan zihnini tanrı tanımazlığa götürür. Ama felsefede derinlik insanların zihnini dine götürür diyor. Çok güzel bir cümle olmuş. Şimdi hangisine ulaşabiliriz? Kuramsal teolojiye değer vermediğini, ancak felsefede derinleşmenin insanı Tanrı'ya ulaştıracağını mı söylüyor? Kesinlikle evet hocam. Bakın burada ne dedi? Derinleşme insanı dine götürür, Tanrı'ya ulaştırır. Kuramsal teoloji dediğimiz şey nedir peki? Bu daha çok kilisenin o otoritelerine çok fazla değer vermediğini, eserlerinde vurgulamadığını söylediği içindir. Peki Bursa neden değil ona bakalım. Tanrı inancını metafizik bir kabul. Metafizikten bahsettik mi? Hayır. Peki Tanrı inancının toplumsal barış ve birlik? Hayır. Peki akılcı ve seküler bir anlayışla Tanrı'nın doğan ve doğanın diyor insan yaşamı için gereksiz olduğundan bahsettik mi? Hayır. Peki Tanrı ve doğanın bir ve özdeş olduğundan bahsettik mi? Hayır hocam. Cevap Adana. Parçada aşağıdakilerden hangisi temellendirilmiştir? Hobbes'e göre insan doğasında 3 temel kavga nedeni vardır rekabet, güvensizlik duygusu ve şerefi. Devlet olmadıkça herkes herkese karşı daima savaş halindedir. Dolayısıyla insanların hepsini birden korku altında tutacak genel bir güç olmadan yaşadıkları vakit savaş denilen o durumun içindedirler ve bu savaş herkesin herkese karşı savaşıdır. Güvenlik doğal hukukla sağlanamaz. Çünkü adalet, hakkaniyet, tevazu, merhamet ve özet olarak bize ne yapılmasını istiyorsak başkalarına da onun yapmak gibi doğa yasaları bunlara uyulmasını sağlayacak bir gücün korkusu olmadan etkili olamaz. Bu güç yalnızca devlettir. Yani devlet olmadan bizler güvenliğimizi sağlayamayız. Peki doğal durumda yaşayamaz mıyız hocam? Yani adaleti, hakkaniyeti sağlayamaz mıyız? Sağlayamayız. Çünkü insanoğlu bencildir. İnsanoğlu birbirine zarar verebilir. Bu yüzden savaş halindedir. Peki bu savaşı sonlandıracak, adaleti ve hukuku sağlayacak olan şey nedir? Hocam devletin kendisidir. O halde devletin gerekliliği mi parçada temellendirmiştir? Kesinlikle evet ahlaktan bahsetmediğimiz için Bursa'yı eleriz. Ceyhan'daki insanın doğasının devlet tarafından kirlendiğini iddia edebilir miyiz? Hayır, bunu anarşistler iddia edebilir. Ele gitsin. Peki insan özgürlüğün yasalar ve kurumlarca kısıtlandan bahsedebilir miyiz? Hayır bunu nihilistler ve anarşistler yine ifade edebilir ki adam diyor ki devlet gereklidir diyor. O devlet niçin gerekli? Güvenliği ve barışı sağlamak için. Dolayısıyla bunları söyleyemez. Edirne'ye bakalım doğal hukukun öncelikli oluşundan bahsedebilir miyiz? Hayır bahsedemeyiz doğal hukukla diyor güven sağlanmaz diyor. O yüzden cevabımız Adana'dır. Parçaya dayanarak Hoppes'in devlet anlayışına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Hoppes, egemenliği elde etme ve kullanmanın iki yolunu ayırır. İlki, bir kimsenin diğer insanların kendi yönetimi boyunun eldirmesi. ikincisi ise bir kişiye veya bir kurula onun kendilerini başkalarına karşı koruyacağı inancıyla tabi olmak için insanların gönüllü olarak kendi aralarında anlaşmalarıyla oluşur yani bir toplumsal sözleşme ve anlaşma ile oluşur diyor bu ikincisi siyasal bir sistem veya sözleşme ile kurulmuş bir devlet olarak birincisi ise edinilmiş devlet olarak adlandırılabilir sözleşmeye de dayalı olsa diyor bu vatandaşlar hükümetlerini değiştiremezler Çünkü egemenin vatandaşlardan birisinin iradesine değil hepsinin birbiriyle yaptıkları sözleşme ile belirlenmesi sebebiyle kimsenin sözleşme ihlal etme hakkı da yoktur Aynı nedenle onun uyruklarından hiçbiri vazgeçme mazeretini öne sürerek uyruktan kurtulamaz. Egemenin eylemleri uyruklar tarafından eleştirilemez. Dolayısıyla egemeninden haksızlığa uğradığına şikayet eden bir kimse bizzat kendisinin sebep olduğu, etkili olduğu bir şeyden şikayet ediyor demektir. Yani Thomas Hobbes'in efendime söyleyeyim devleti nasıl bir devlettir? Hocam toplumsal sözleşmeye dayanan devlettir. Peki bu devlet aynı zamanda nasıl? Otokratik bir devlettir. Eleştirilemeyen, ondan sonra uyruğundan çıkılamayan, vazgeçilemeyen bir devlettir. Peki nasıl oluşmuş? Bizim Bu toplumsal sözleşme oluşan devlet bizim kendimizin yani bireylerin tek tek hakkını devrettiği bir büyük yapıdan bahsediyoruz. Şimdi ulaşılamaz olanı bulalım. Adana. Devlet güce ve sözleşmeye mi danır? Evet hocam. Sözleşmeye dayalı devlette egemenlik tek kişiye ya da bir gruba mı aittir? Evet hocam. Bakın burada ifade ettik. Peki Ceyhan, egemen uyrukları üzerinde tek otorite olduğu bir yönetim anlayışı mı var? Kesinlikle evet. Peki Denizli egemenlik edilmiş olsa da, sözleşmeye değerli olsa da tek ve mutlak mıdır? Evet hocam ki bu diğer şıklarda da belirttik. Edirne ile bakalım. Uyrukların egemen haksızlıklarından kurtulmak için tek yolu vazgeçme hakkı mıdır? Öyle bir hak olmadığını söylüyor. O yüzden cevap Edirne'dir. Parçaya dönerek Bacon'ın aşağıdakilerden hangisiyle felsefeye katkıda bulunduğu vurgulanmıştır. İnsan doğanın yöneticisi ve yorumcusu olarak doğa düzeni üzerindeki gözlemlerinin izin verdiği kadar eylemlerde bulunabilir ve nedenlerini anlayabilir. Daha ötesini ne bilir ne de bilebilir. Hiç kuşkusuz Novum Organum'un bu cümleleri Bacon'ın görüşlerini, deneyciliğini, gözlemciliğini ve insan ile doğa bakış açısını güzel bir şekilde özetlemiştir. Eserin adından da fark edilebileceği gibi karşımızda yeni bir organum vardır. Yani Aristoteles'in o organum kitabından farklı bir kitap karşımızda var ve Aristoya ve eski yöntemlerine karşı bir durum söz konusudur. Yeni bir yöntem, yeni bir bilim, yeni bir mantık sisteminden bahsediyoruz. O halde felsefeye temel katkısı burada vurgulanmış mıdır? Evet hocam. Şimdi bakalım. Adana yeni bir mantık sistemi kurmasından bahsediyor muyuz? Evet bir mantık sistemi var ama bu temel katkısı mıdır? Bekleyelim. Peki Bursa bilimin felsefenin önüne mi geçirmiş? Bu mu felsefe katkısıdır? Hayır. Ceyhan'a bakalım. Mantığı bilimsel araştırma yöntemine mi uygulamış? Buna ulaşamayız. Denizli'ye bakalım. Modern bilimsel anlayış ile skolastik anlayışı Yıkmış mıdır? Öyle bir şey parçadan hiç bahsedilmedi. Edirne'de bakalım. Yeni doğa ve insan anlayışı ve yeni bir yöntem önererek felsefe katkıda bulunmuş mudur? Kesinlikle evet. Bakın yeni bir doğa ve insan anlayışı önermiş. Yeni bir yöntem önermiş. Ve yeni önerdiği yöntem değerli arkadaşlar tüme varım yöntemidir diyebiliriz. O yüzden Adana'yı eliyoruz. Cevabımız Edirne'dir.